Herkese merhaba. Bu videoda betonarme proje, diğer adıyla statik proje nasıl okunur? Bu projede dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Hangi detaylar var? Bazı önemli konular neler olabilir? Bunlardan bahsetmeyi istiyorum. Bu videoda statik tasarımla hesapla, statik hesapla, analiz süreciyle ilgili bir bilgi olmayacak. Sadece mevcut bir projenin okunması ile ilgili anlatımlar olacak. Öncelikle süreç şu şekilde oluyor. Mimar bir taslak kat planı atıyor size. Zemin kat olabilir, normal kat olabilir. Kaç katlı olduğuyla siz ondan kabaca konuşarak kaç katlı olduğu ile ilgili özellikleriyle kabaca bir bilgi alıyorsunuz. Zemin sınıfa, zemin ile ilgili öngörülerde bulunarak daha işin en başındayken, çünkü her proje kesin uygulamaya dönüşecek diye bir şey yok. Bazı işler müteahhit anlaşmak için plan çizdiriyor ya da olup olmayacak kesin olmayabiliyor. Bilgi amaçlı işler de oluyor. Size bir kat planı atıyor. Siz onun attığı kat planından elle, yani AutoCAD'de kolonlar yerleştiriyorsunuz. Mesela şuradaki temel plandan gördüğünüz gibi kolonları bir ön boyutlu olarak yönlerine kendiniz karar vererek, ebatlarına kendiniz karar vererek yaklaşık bir kolon tasarımı yapıyorsunuz. Mimara atıyorsunuz. Mimar süreci ilerleştirip size tekrar atıyor. Daha bütün bir mimari oluşmaya başladıktan sonra siz bir daha bu sefer kesin bir modelleme yapıp tekrar mimara atıyorsunuz. Bu şekilde süreç ilerliyor, paslaşarak ilerliyor. Kesin tasarım haline geliyor. Şimdi projeye yavaş yavaş bakalım. Paftaların yan yana dizili olduğu bir betonarme proje görüyorsunuz burada. Kapak bölümü, bilgiler, temel planı, kolon aplikasyon, kalıp planları, merdiven detayı ve kiriş açılımları. Bu sıralama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazen kirişleri katlardan sonra koyuyorlar ama örnek bir proje için uygundur. Başlayalım yavaş yavaş. Kapak bölümünde baktığımız zaman işte proje müellifinin bilgilerinin, işin ada parselinin olduğu bilgiler, yapı denetim şirketinin bilgileri. Mesela kapak kısmında beton sınıfının yazdığı 25-30, yani silindirik kübik basınç dayanımlarının olduğu, beton sınıfının, zemin taşıma gücünün olduğu, bazı bilgilerin olduğu kapak kısmı. Altta da belediyenin onay bölümünün olduğu kısım. Bundan sonra bir statik not bölümü koyduk. Burada mesela kabaca bu her zaman olacak diye bir şey yok. Sadece bilgi amaçlı bir şey. Mesela burada işverenin emniyet açısından, iş güvenliği açısından uyması gerektiği durumlar, işte derin kazılarla ilgili, işçi sağlığı ile ilgili. Yani bir önlem, bir uyarı amaçlı bir bölüm. Bazı statik notlar, mesela tesisatlar kolon hatlarından geçilmeyecek. İşte kirişler delinmeyecek. Yani bu olması gereken şeyler aslında ama gene de bazı notlar var. Statik detay notları, kalıp altı dikmelerinin notları vesaire. Bu statik notlardan sonra bir vaziyet planı bölümümüz var. Bunu mimariden alıyoruz. Kesitlerin olduğu, binanın kitlesinin arsa içinde nasıl yerleştiğini gösterir bir durum. Sonra devam ediyorum. Temel planına geliyoruz burada. Şimdi iki tane görüyorsunuz. Aynı temelin iki tanesini görüyoruz. Bir tanesi alttaki olan temel aplikasyon planı, kalıp planı. Üste donatı planı var. Yani demir, inşaat demiri, inşaat çeliği planı var.
Bu her zaman iki tane olacak anlamına gelmiyor. Projenin detayına göre, temel tipine göre, demir yoğunluğuna göre bunları ayırabiliyoruz. Mesela şu şekilde olabiliyor. Bir tane aplikasyon planımız kesin var zaten. Sonrasında mesela X yönü donatı planı, Y yönü donatı planı, ilave donatılar varsa ilave donatı planı. Yani bu çizimin okunmasını rahatlatmak için konulan bir şey. Evet, şuradan aşağıdan başlayalım biraz. Şimdi burada gördüğümüz bir zaten üstünde de yazıyor gördüğünüzde radye temel. Yine müstakil dubleks bir mesken. Bir radye temel tasarlanmış. İki kesit var. Kesitlerin burada ve burada olduğunu görüyorsunuz. Şu taramaya baktığınız zaman zaten komple radye temel olduğu anlaşılıyor. Eğer mütemadi temel olsaydı, yani sürekli temel olsaydı boşluklar görecektiniz. Yani şuradaki vaziyet, şu kesitteki gibi görecektiniz kesiti. Bu mimari kesit mütemadi göstermiş. Ama radye temel. Statik her zaman şeydir. Bazdır. Yani bu ana alacağımız ikisini birbiriyle çakıştıracağız. Bir uyumsuzluk varsa proje müellifine bildireceğiz her zaman. Ama betonarme tasarımlarda statik şeye uymak zorundayız. Bir radye temel 35 santim kalınlığında bir radye temel. Şu gördüğünüz kırmızı taralı olanlar kolon. Daha seyrek taralı olanlar su basman, yani yükseltme perdesi. Onu da kesitten şu şekilde görebiliyorsunuz. Şu bölümde. Arası dolgu oluyor, blokaj oluyor. Üstüne ince bir beton atıp blokaj betonuyla zemin katta çıkmak istediğimiz kota çıkıyoruz. Kotlar burada yazıyor. Temel alt kotu. Bir Grobeton, su basma perdesi kaç kutundan kaç kutuna çıkmış. Hepsini burada görebiliyorsunuz. Ayrıca mesela temel altı yalıtımla ilgili. Eğer burada bir statik projelerde bazen oluyor bazen olmuyor. Olursa iyi olur tabii ama su durumuna göre, yeraltı su seviyesine göre burada bir kesitte bir membran bohçalama detayı görüp bir koruma betonu üstüne detayı eklenebiliyor duruma göre. Tabi sağlıklı bir yalıtım için en alta mıcır serip drenaj boruları etrafına dönüp o şekilde membran bohçalama yapılması her zaman sağlıklı oluyor. Ama onda da bazı detaylar var yalıtım konusu açılmışken. Siz bu binaya membran bohçalama yaptığınız zaman şöyle dıştan çepeçevre döndüğünüz zaman bohça şeklinde membranı, bu zemin kattan gelen pis su giderleri şu şekilde geliyor. Blokajın içine giriyor. Buradan dışarı çıkıyor. Buradaki şeyi yırtıyor. Yani membranı yırtıyor. Bunun membranın yırtılan bölgesinin çevresi pek sağlıklı olmayabiliyor. Bazı detaylar var yani yalıtımla ilgili. Çeşitli yalıtım tipleri var. Bunlara ayrıca başka bir videoda değiniriz. Şimdi kalıp aplikasyon planını incelediğimizde dış ölçüler var. Akstan aksa olan ölçüler. İç ölçü de vermek zorundayız. Yani ustanın buraları çakarken, kalıp çakarken döneceği ölçüleri vermek zorundayız. Mimar ölçülendirirken onda da dış ölçü var. İç ölçü onda da var ama o iç ölçüleri kendi ihtiyacına göre iç ölçü veriyor. Kapıya göre, pencereye göre. Biz de iç ölçülerimizi kendi ihtiyacımıza göre veriyoruz. Yani ustanın anlayacağı, kalıp çakarken anlayacağı ihtiyacı olan ölçüler olması lazım. Yukarıda da donatı planına bakalım. Burası radye temel olduğu için ızgara şeklinde bir donatımız var. Bir sıra altta, bir sıra üstte, hem X yönünde hem Y yönünde donatı koyuyoruz. Bu donatın okunuşu da şu şekilde. Fi demir kalınlığını ifade ediyor.
Bu şekilde gösteriliyor. 14 yazan 14 milim kalınlığında. Slash 25 yazan da 25 santim aralığında. Yani 14 milim kalınlığında 25 santim aralığında L eşittir yerinde ölçü YÖ yazmışım. Bunu da açıklayayım. Burada genelde planlar şu şekilde oluyor. Yani mesela buraya bir demir uzunluğu, buradaki demir uzunluğuna baktığımız zaman bunu buraya da yazabilirdik. Yani 6.80 demir uzunluğu varmış burada. 6 metre 80 santim. Buna L eşittir yerinde ölçü yerine 6.80 de yazabilirdik. Yani paylar tabii ki düşülüyor. 6.80 yazıp burada bu sefer ölçü değişecekti. Buraya tekrar yazmamız gerekecekti. Burada değişecek, burada tekrar yazmamız gerekecek. Buraya değişecek, burada tekrar yazmamız gerekecek. Böylece bir görüntü kirliliği, bir karmaşık durum oluşacak. Zaten uygulamada ustalar her zaman kendi demirciler kendi ölçüsünü alıyor. Yani biz buraya da yazsak ne, siz istediğiniz ölçü yazın buraya. 6.80 yazın, 6.85 yazın. İstediğiniz ölçüyü yazın. Usta ona bakarak kesmeyecek. Usta her zaman yerindeki ölçüyü, tabii yerindeki ölçü de aslında size uyması gerekiyor ama oradaki birkaç santim fark edebildiği durumlar olabiliyor. Her zaman usta yerinde kendi ölçüp o demirin boyunu ona göre kesiyor. Yani bu şekilde göstermenizde hiçbir sıkıntı yok uygulama açısından. Zaten usta yerindeki ölçüyü ölçüp ona göre keseceği için bazen çünkü haritacının verdiği köşe noktalarında 1-2 santim kaymalar olabiliyor. Devam ediyorum. Burada su basma perdesi detayını görüyoruz. Yine bir yerinde ölçü vermişim. 12 santim 15 arayla dikmeler ve enine donatılar var. ADTM'nin içine giren yükseltme perdesi detayı var. Yükseltme perdesinde de şöyle bir durum var. Burada da yerinde ölçü yazmamın sebebi. Şimdi temel alt kotu biz projede bir kota göre veriyoruz. Olması gereken temel üst kotu, temel alt kotu sabit. Yani bodrum kat varsa zaten buna kesinlikle uymak zorundayız. Yüksekliği tutturabilmek için. Ama bazı durumlarda bodrum kat yoksa yerindeki tabi zemin kotuna göre yerinde olan bir uygulamayı söylüyorum tekrar. Bir tesviye yapıp yerindeki zemini tesviye yapıp sizin bu kotunuzu dikkat etmiyorlar. Yani ufak inşaatlarda bodrum kat yoksa ve sıfır kotuna çıkmayacaksınız, artı 50 kotuna çıkacaksınız. Yerinde tesviyesini yapıp haritacının verdiği sıfır kotuna göre hortumla kalıpları çakıp temel dışına hortumla o kottan kalıba taşıyıp yüksekliği su basma perdesi yüksekliğini yerinde ne geldiyse ona göre ayarlıyorlar. Burada yazmamın sebebi yerinde ölçü yazmanın sebebi de o şekilde. Ben 70 santim mesela burada 60-60 artı 50 1.10 su basma perdesi yüksekliği var ama ben buraya 1.10'luk bir detay çizseydim yerinde bu alt kota uymazlarsa -95'ten başlamayıp -85'ten başlarsa farklı bir şeyden başlarsa yani üst kotu su basma perdesiyle tutmayacaktı. Bunun için üst kotu sabit su basma perdesi ne çıkarsa yerinde bu şekilde uygulama yapıyorlar. Devam ediyorum. Metraj detayları var. Ne kadar kalıp gidiyor? Bu doğru değil tabii ki kalıp. Beton doğru. Demir yaklaşık ne çıkıyor? Bunlar programın verdiği beton sınıfı. Ve burada kolon filizleri, yükseklikleri, detayları, etriye detayları ve bunlar var. Radye donatısı, sehpası. Bu radye demir çapınız neyse o kalınlıkta yapılıyor gene. Demiriniz çünkü o şekilde geliyor. 14'lükse 14'lük yapılıyor. Genelde. Devam ediyorum. Burada kolon aplikasyon planlarına geçtik. Bunun burada şu şekilde genelde bu kolonlar burada plan aplikasyon planı içinde 1/25 ölçekle daha büyük çiziliyor. Ama bazı durumlarda sığmadığı durumlarda estetik olarak bu şekilde de gösterilebiliyor. Şimdi burada ne yazmışım? Birinci ve ikinci normal kat kolon aplikasyon planı.
Yani birinci ve ikinci katların kolonları tamamen aynı. Değişen ya da küçülen ebat yok. Yeni bir kolon kalkmıyor, azalmıyor üst katta ya da kolon ebatı değişmiyor. Bunun için aynı, birebir aynı olduğu durumlarda tek seferde gösterebiliyorsunuz. Şöyle bir detay var. Bazı projelerde kolonlar aynı oluyor ama içindeki donatılar değişiyor. Mesela üst kata çıktıkça donatı azalıyor. Bu durumlarda da ayrı vermekte fayda var. Demir tasarrufu açısından ya da daha doğru olmasının sebebiyle. Onlarda ayrı bir ilave donatı planı daha konulabilir. Tamamen birebir kolon ebatları aynı olsa bile içindeki demirler değiştiği için. Şimdi şuraya yaklaşalım. Mesela burada demişiz ki ilk konumuz S101. X yönü 50 santim, Y yönü 30 santim kalınlığında bir kolon var burada. Detayına bakıyoruz. S101 kolonun 50-30'luk S101 kolonun detayı etriye 8 milim kalınlığında 15'e 8 yazdığı da orta bölgede kolonun boyuna kesitindeki orta bölgede yani şu bölgede 15 santim arayla sıklaştırma bölgelerinde 8 santim arayla olduğunu ifade ediyor. 10 fi 14'te 10 adet 14 milim kalınlığında 3, 6, 8, 10, 10 adet 14 milim kalınlığında boyuna donut olduğunu gösteriyor. Bu kolon detay için ve çirozların yerleşiminde şu şekilde olacağını gösteriyor. Yukarıda kolon boyuna kesitleri var. Kolon boyuna kesitlerinde kodlar var. Aynı şekilde etriye adetlerini görüyorsunuz bu sefer. Yani orta bölgede 7 tane fi 8'lik 15 arayla işte sarılma bölgelerinde bu kadar. Bunları görüyorsunuz. Bindirme durumlarında ne olması gerektiğini görüyorsunuz. Ve kolon isimleri var. Evet. Şimdi kat planlarına geldik. Kat planlarında baktığımızda burada kotu yazıyor. Artı 350 kotunun katı bu. Yani zemin katın tavanının kotu. Kirişli döşeme. Yani asmolen döşeme değil. Dişli döşeme değil. Kirişlerin, kolonların kirişlerle direkt bağlandığı bir döşeme tipi sistemi. Saplama kirişler var aynı zamanda. Mesela K101 2550 dediği K101 kirişi 25 santim genişliğinde 50 santim derinliğinde bir kirişten bahsediyor. Bu tasarımla ile ilgili bilgi vermeyeceğim. Onları ayrı videolarda çektiğimi söylemiştim. Bu kat planında gene dış ölçülerimiz var. İç ölçü gene biz ustanın ihtiyacı duyacağı iç ölçüleri mesela şu bölgeyi, şu bölgeyi, merdiven sağlamlık bölgelerini iç ölçülerini gene veriyoruz ustanın ihtiyacı duyacağı. Bu şekilde bir kalıp planımız var. Kesitleri var. Gene BB, AA kesiti var. Yukarıda da donatı planı var. Aynı katın. Bu sefer işte bazı donatıların döşemeler için gerekli olan donatıların üst donatısı, pile donatısı. Bu da aynı şekilde 10 adet 8 milim kalınlığında 30 santim arayla L eşittir 760 boyun 5 765 santim boyunda bir donatından kaynaklanıyor. Bir donatı olduğunu görüyoruz. D110 dediği döşeme 110 12 santim kalınlığında. Şimdi burada döşeme isimlerinin yazılmasının bir sebebi de hesaplardaki sonuçların kontrol edilmesi açısından. Yani bu mesela hesap raporuna baktığınız zaman D110 döşemesinde gerçekten de bu donatının olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz analiz sonuçlarında. Şimdi burada başka ilave olarak bir merdiven görüyoruz ve bir baca görüyoruz. Baca yırtığı. Baca yırtıklarının etrafına şu şekilde yırtık donatısı atıyoruz. İşte ne demişim? 2 fi 12, 2 adet 12 milim kalınlığında çarpı 2 demesinin sebebi de hem aşağı hem yukarıya yani döşemenin hem altına hem üstüne ikişer adet
yırtık donatı satıyoruz. Küçük donatılar, yırtıklarda böyle, büyük yırtıklarda daha fazla donatı atıyoruz. Bunu gösteriyorum. Şimdi bir de bacalarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bacalar her katta değişebilir. Biz mesela zemin katta bir mimaride baca görüyorsanız, onu zemin katın tavanında yapacaksınız betonarmede. Birinci katta bir baca görüyorsanız, onu birinci katın tavanına yapacaksınız. Buna dikkat etmeniz lazım. Mesela burada bir baca varken bir üst katta iki bacaya çıkmış. Bazen mekanik bacalar oluyor. Bu baca burada gözüküyor ama mekanik havalandırmayla başka bir yerde çıkışı oluyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Sonra bir üst kattaki en üst tabliyemize geliyorum. Burada ilave olarak alt kata göre saçaklar var. Dıştan dışa dönen saçaklar var ve değişen bir baca görüyoruz. Okuma sistemi tamamen aynı. Kotunun değiştiğini görüyoruz. Artı 6.50 kotuna gelmiş burada da. Sonra devam ediyorum. Burada da kule katın bir planını görüyoruz. Yani merdiven kulesinin tavanını görüyoruz. Bir kesit var yine. Burada da bir kesit var. Şimdi kesitlerin bir önemi de bazen kesitlere mutlaka bakmamız lazım. Önemli yerlerden kesit almamız lazım. Ustanın ihtiyaç duyabileceği yerlerden kesit almamız lazım. Mesela bir yerde ters kiriş olabilir. Bunu kesitten fark edebiliyoruz. Yani ben diyelim ki şurada bir ters kiriş attım. Kulenin tepesinin düz sarkık kirişte değil, ters kirişte dönmesini istedim. Bunu kesitte görebiliyoruz. Mutlaka planda da ters kiriş diye yazılıyor ama bu kesitlerden kontrol etmenin bir önemi de o. Ters kirişleri fark edebilmek. Kule katı da bu şekilde inceliyoruz. İç ölçüler, dış ölçüler ve donatı planları aynı şekilde var. Sonra merdiven detayı geliyor. Hem merdivenler zaten döner merdivenlerde standart yapılan hesaplar var. Onlara göre güvenli tarafta kalınan donatılar var. Bu şekilde yapılıyor. Ama tek açıklıkta şey merdivenlerde daha dikkatli olmak lazım tasarımda. Şimdi kiriş detayları başladı. İşte ne yazmışız buraya? 3.50 kotu zemin kat tavanı kiriş açılımları. Bu şekilde yazarsanız kafa karışıklığına engel vermezsiniz. Mesela zemin kat kiriş açılımları derseniz ustanın kafası karışabilir. Ama zemin kat tavanı ve kotunu da yazarsanız daha kafa karışıklığına sebep vermez. Şimdi bir tanesini inceleyelim. K101 kirişi demişiz. Buradan S101 kolonuna geliyor bu kiriş. Devam ediyor. S102 koluna K102 kirişi olarak devam. Neden başka bir kirişimiz var devam ettiğimizde. Burada işte altta donatı bir kirişin en kesiti boyunca işte 2 fi 14 burada demir var. İlave demir, montaj demiri lerini görüyorsunuz. Alt donatıları görüyorsunuz. Onun dışında etriyelerin nasıl dağıldığını görüyorsunuz. 16 adet 8 milim kalınlığında 9 arayla etriye görüyorsunuz. Ve bu bölge kolon kalınlıklarını gösteren ölçülendirmeler var. Şimdi şurada şu kirişe geçtiğimizde ilave gövdede donatılar var. Bunlar burulma donatısı oluyor. Yani bu kirişte bir burulma etkisi olduğu zaman kısa kirişlerde özellikle bu şekilde gövdeye ilave donatı koyuluyor. Burulma etkisini azaltmak için. Mesela bu kirişe geldiğimizde burada da pilye görüyoruz. Pilye kullanımı artık azalmaya başladı. Yani depremde ters inir etkilerden dolayı ya da yerinde tam büküm yerlerinin doğru olmayabileceğinden dolayı artık azalmaya başladı pilye. Çok da bir demir tonajında fark etmiyor pilye kullanıp kullanmamak. Bu şekilde bir detay daha var. Şimdi şuna da dikkat etmek lazım. Ustalar oluyor bu, çok oluyor. Sizler ne kadar istediğiniz kadar özenin projeyi, dört dörtlük bir proje çizin. Yerindeki ustalar
Sizin gibi değil. Yani kalıpçılar, demirciler işi çabuk yapmaya çalışıyorlar. Götürü aldıkları için işleri bir an önce bu işten çıkmaya çalışıyorlar. Yani oturup çok fazla projeye birebir uygulamıyorlar. Mesela çok görüyorsunuz. Burada siz bu kadar yazmışsınız ama adam kalıbı çaktıktan sonra demiri koymaya başlıyor. Soruyorsun proje nerede diye. Aşağıda diyor. Neye göre koyuyorsun demiri? Ben fazla koyuyorum diyor. Mesela böyle de bir sıkıntı var uygulamada. İyi denetlemek gerekiyor. Fazla demir de iyi değil. Kirişi bu sefer güçlü kiriş yapmış oluyorsunuz. Kolon zayıf kalıyor. Kirişe fazla demir koyduğunuzda. Mafsallaşma bu sefer kolonda oluyor. Yani bir de son olarak burada diğer katların kirişlerini görüyorsunuz. Son olarak uygulamaya başlamadan önce mutlaka mimari ve betonarme çakıştırılıp usta tarafından, şantiye şefi tarafından bir uyumsuzluk varsa proje müelliflerine bildirilmesi lazım. Çünkü bu projeyi çizenler de insan, onlar da hata yapabilir. Tabii ki yapmaması gerekiyor sorumlulukları gereği ama olası bir hatadan kaçınmak adına çünkü beton döküldükten sonra bu işin geri dönüşü olmuyor. Çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Projeleri iyice çakıştırıp bir göze batan bir hata bir şey varsa proje müellifine haber verip daha başlamadan uygulamaya düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.